Şimdi bu sakatlıklarla ilgili bilgi vermeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Hem biz sağlık ekibi olarak hem teknik ekibimiz her zaman oyuncunun sağlığı ile ilgili bir açıklama yapılacaksa bu gerekliyse bunu resmi site üzerinden, resmi yayın organlarımız üzerinden şeffaf bir biçimde yapıyoruz. Son dönemde bazı oyuncularımızla ilgili son derece ciddi ve doğruyu yansıtmayan spekülatif haberler çıkıyor. Bu haberlerin taraftarımız tarafından ciddiye alınmamasını, dikkate alınmamasını rica ediyorum. Çünkü resmi site üzerinden doğrusunu açıklıyoruz. Şener Özbayraklı ile başlayayım. Şener'in son oynadığımız Rize maçında sağ arka adalesinde ciddi bir hasar oluştu maalesef. Biceps femoris adını verdiğimiz bir kasta, arka adale kaslarından bir tanesinde tama yakın yırtık oluştu. Bu tip bir yırtığın tedavisi beklenen süresi 6-8 haftadır maalesef. Şimdi bir süre vermek istemiyorum. Net bir süre vermek istemiyorum ama öngörümüz 6 haftadan önce dönmesinin çok mümkün olmayacağı. Belki daha da uzun süreceği. Ama kasta çünkü evre 3-1 hasar var. Bunu bilen, hani bu işi bilen arkadaşlarımız anlayacaklardır. Grade 3 ileri düzeyde bir yırtık demek. Bu ileri düzeyde bir zorlanma sonucu ortaya çıkmış. MR yapıldı. MR'ın sonucunda da böyle bir şey tespit ettik. Tedavisine de hemen başladık. Şener'deki durum bu. Elimizden gelen çabayı gösterip en kısa sürede dönmesi için çalışacağız. Falco ile ilgili söyleyeceğim şu. 4 Ekim'de daha henüz Paris Saint-Germain maçı bittikten hemen sonra resmi siteden açıkladığımız gibi Aşil tendonunda bir ağrısı var Falcao'nun. Bu ağrıyla oynamaya devam edemeyeceği için, oynaması uygun olmadığı için oyuncuyu tedaviye aldık o dönemde. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Çünkü oynamak dediğimiz zaman böyle herhangi bir şekilde çok basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Oyuncu son derece ciddi anlamda bir efor sarf ediyor. Bu nedenle de bu ağrıyla bu eforu sarf etmesi mümkün değil. Bu nedenle de oyuncunun rahatlayıp kliniğinin düzelip oynatabileceğimiz yolunda karar verdik. Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır falan kendisini takip eden bir İspanyol doktoru var. İspanya'da fizyoterapistleri var. Onlarla beraber ortak takip ediyoruz. Tedavinin tüm aşamaları ortak kararla ilerliyor. Etrafta duyduğumuz bir takım böyle spekülatif tedaviyle ilgili anlatılanlar doğruyu yansıtmıyor. Çünkü oyuncunun tedavisiyle ilgili yaptığımız her aşama oyuncunun sağlık ekibiyle de birlikte karar verilip ilerleniyor. Şu an için ağrıları devam ediyor ve belli bir noktada daha iyiye doğru bir gidişi var. 11'ine kadar, ayın 11'ine kadar İspanya'da devam edeceğiz tedavisine. Tedavisinin geri kalan kısmı İstanbul'da devam edecek. Emrak Baba ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Emrak Baba'nın ameliyatından sonra son derece iyi bir şekilde cevap verdi ameliyata. Kırığı kaynadı, gayet iyi durumda. Fakat sahaya çıkıp oynamak, hele öyle böyle bir ağır sakatlıktan sonra çok kolay değil. Planlarımızı en başında yaptığımız biçimde, zaten 28 kişilik kadromuzda yok Emrak Baba, biliyorsunuz Ocak ayına kadarki kadromuzda yok Emrak Baba. Öngördüğümüz sürelere gayet uygun ilerliyor. Ocak ayında inşallah bizimle beraber olmasını planlıyoruz. Bu süreye kadar da adaptasyon çalışmalarını takımla ayrı bir kısmı, bir kısmı da takımla beraber olarak devam edecek. İnşallah onun Ocak'ta dönmesini bekliyoruz. Sakatlığı bulunan 3 oyuncumuzla ilgili bilgi bu şekilde.